Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni video hoş geldiniz ben Emin Başbayan Bugün birlikte Local Storage nedir neden kullanılır nasıl kullanılır onunla ilgili bir çalışma yapacağız Tabi öncesinde ben açıklayacağım bir iki örnek göstereceğim sonra ekranda gördüğünüz uygulamayı yapacağız bu uygulama Burada Local Storage'e kayıtlı Burada application'e girip Burada görebilirsiniz içerisine zaten yenilediğim zaman da gitmiyor bir Local Storage var bir de Session Storage var arkadaşlar. Local Storage ben bu tarayıcıyı kapatsam da hiçbir türlü gitmez. Ama Session Storage ise ben tarayıcıyı kapattığım zaman oturumu kapattığım zaman gider veri kaybolur. Biz bugün Local Storage ile ilgili uygulama yapacağız. Ekranda gördüğünüz uygulama yapacağız. Bir CRUD operasyonu olacak. CRUD ne? read, update ve delete olarak işte bu C create tekrardan oluşturmak mesela ne diyelim Ahmet diyelim. Hemen Ahmet aşağıya attı enter'a bastım veya buradan Mehmet dediğim zaman da Mehmet. Bu şekilde aşağı attığını görüyorsunuz. Sonra read ise zaten ekrana yazdırması ve update olayı ise burada güncellemek mesela Yasin dedik Yasin baş bayan diyebiliriz bu şekilde. Update dersek hemen bunu da bu şekilde update ettiğini görüyoruz. Tabii bir de delete kısmı delete de Yasin Başbey'ne sildim. Fatma'yı, Bedir Emir'i bu şekilde sildiğim zaman bu şekilde silindiğini görüyorsunuz. Ve there are no any users diyor. Hiç kullanıcı olmadığını söyleyen bir ekranda da yazımız var. İşte tekrardan ekleyeyim. Emin, Emir, Yasin Bedo. Evet. Ne olacak şimdi? Buradan bir de mobil uyumlu olduğunu göstermek istiyorum. Şu an telefondan giren, giren ve izleyen arkadaşlar için mobilden de hemen mesela şuradan göstereyim. Ben zaten videoların altına şurada zaten şeyi koyuyorum. Proje demosunu. Bakın mesela bunu koymuşum. Ve altına da proje kodlarını da eklemiş oluyorum ve kitap adresinde de bulabilirsiniz. Şimdi proje demosunda şu an telefondan izleyen arkadaşlar da kontrol edebilir eğer isterlerse gelip pratiği yapabilirler. Evet, ne ne diyecektik başka? Evet şu anda 4300 aboneye falan ulaştık. Yavaşça e ivmeli bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu şekilde yazılım ve bilgisayara dair Özellikle ağırlıklı olarak yazılıma dair ilginiz varsa kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi geçelim. Daha fazla zaman kaybetmeden burayı anlattık. Delete dedik, siliyor dedik. Edit'te de dedi. böyle bir olay vardı zaten. Local Storage ne olduğunu hemen şuradan tekrardan göstereyim. Sağ klik incele dediğimiz zaman yani bu Developer Tools'a girdiğimiz zaman şu mobil modu kapatayım. Burada application diye bir şey olur arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Pardon, şuradan. Şurada bir application'ımız var. Görüldüğü gibi. Burada application var. Hemen sol tarafta ise görüldüğü gibi şurada bir local'imiz var. O local storage kısmında şurada ise hemen altında bizim burada girdiğimiz lokal host portunu direkt hani domain artık url dersek o url'ye kaydediyor direkt. Baktığımızda user list diye kaydetmiş ve burada da value key value şeklinde kaydediyor. Eğer ben bunu buradan silersem zaten direkt gidiyor. Ama mesela gelip ben elimle de ekleyebiliyorum. User list diye. buraya da mesela bakın şimdi emin eklediğim zaman şimdi ekledi sayfa yenilediğim zaman hemen buradan zaten user list key'inden çektiği için veriyi hemen burada emin aldı ve sildiğimde de bu şekilde de gitti. Evet ee, bu dev tools'un hatası hep. Evet şu anda burayı yapmaya başlayalım artık. Hemen bir tane klasör açacağım. Diyeceğim ki lokal storage. Ve bu uygulamayı arkadaşlar canlıya da alacağız. Canlıya da alıp Netlify'a e atacağız. Ücretsiz bir şekilde nasıl paylaşıldığını da göstereceğim. Yani linki aldıktan sonra arkadaşınıza istediğiniz, istediğiniz kişiye attığınız zaman o da bu şekilde yaptığınız projeyi canlı bir şekilde görmüş olabilecek. Şimdi Hemen bir tane açmıştık zaten. Şunu böyle biraz küçültelim. Bu klasörü ben direkt VS Code'da açacağım. Kod ile aç dediğim zaman direkt açılıyor. İsterseniz klasörü şu şekilde silerseniz, yüklerseniz şöyle. Evet üzerine attığınız zaman klasörü de bu şekilde atmış oluyor. Şimdi ben bu kayıttan önce bir şey çektim. Ama orada şey kesildiği için OBS stüdyoda Kayıt kesilmiş nasıl oldu anlamadım o yüzden bir yarım saat araya gitti tekrardan çekiyorum bunu Evet şimdi index.html diye Dosyamı oluşturdum içerisine girdim şöyle biraz yakınlaştırayım Buraya ne olacak local storage olacak ve Crude olacak badem içerisine geleceğim Şimdi arkadaşlar öncelikle Şuraya ben bir hello yazayım. Hello yazdıktan sonra geleceğim klasörümde. Şu masaüstünü kapat. İndeks açacağım. Şu an hello diye geldi. Bunu kapatıyorum. Ben CSS ile uğraşmayacağız. Yani bu projede CSS ile uğraşmayacağız. Ben öncesinden yazdığım için hemen link CSS deyip. Getirle klik dersek bana böyle bir dosyanın olmadığını söylüyor ve create file diyerek de bu dosyayı buraya benim yerime oluşturuyor. Ben ise geliyorum. Dediğim gibi GitHub adresinin den vereceğim siz gelip oradan CSS aynı dizinde olacak stil dosyasına gireceksiniz proje kodlarından buradan CSS'i alıp yapıştırabilirsiniz ya isterseniz de nasıl yazdığıma bakmak isterseniz de oradan bakabilirsiniz ama dediğim gibi bu konu bu dersin konusu CSS değil. Local Storage yani JavaScript. Şimdi geleceğim ve bir tane şurada neyim var? Hello yazım var. Şunu kapatayım. Bir tane konteyner oluşturacağım burada. .container Ve içerisine bir tane h1 açacağım. H1'de ne yazıyor? Şu yazı yazıyor. Geleceğim ve diyeceğim ki bana bu yazıyı ver. Kaydedeceğim, yenileyeceğim. Evet, arka plan rengim geldi. Bu şekilde konteynerim geldi ve içerisine de bir adet H1 etiketim geldi. Sonra baktığım zaman bir tane form açacağım. İçerisine bir tane input text ve yanına da bir adet buton açacağım. Hemen onun içerisine de gireceğim ve form diyeceğim. Tabii action'lık bir şeyimiz yok. ID vereceğim. JavaScript'te bu etikete ulaşmak için form diyeceğim. Input text'imi açacağım ve buna da placeholder vereceğim placeholder'ı add new user olacak. Hemen yanına geçip bir de id vereceğim javascript'e ulaşmak için. Bir de id'sine de nev new diyeceğim. Type'ı verdik okey. Şimdi dönüp yenileyelim bakayım. Evet geldi. Bir de yanına hemen buton ekleyelim. Buton deyip klasına da success diyeceğim ve içerisine bir tane ikon plus ikonu ekleyeceğim. Fasfa plus. Şimdi kaydedip yenilediğim zaman buton gelecek ama ikon gelmeyecek. Çünkü ikonu alacağı bir kütüphaneyi import etmedim projeme. O yüzden font awesome cdn diyeceğim. Tekrardan geleceğim buraya. En üstten cdn.js'ten gelip burayı kopyalayacağım şuradan. Sonra gelip title'ın üzerine yapıştıracağım. Kaydedeceğim ve yenilediğim zaman evet bu da gelmiş olacak. Şimdi ne olacak? Hmm. Bir saniye. Evet yanlış gitmeyelim. Şimdi şöyle yaptığım zaman aşağıda bunlar gözüküyor. Bunların gitmesini istiyorum. Ben input text ediyorum ki auto auto complete özelliğini off diyorum. Yeniliyorum. Artık tıkladığım zaman önceki denemelerim burada gözükmemiş oluyor. Şimdi geldik hemen burada asıl dersimizin konusuna. Local Storage nedir? Şimdi geldik. Ben bu domainde bakayım bir şey kayıtlı mı? Şu an önceki dersten olan veriler kayıtlı. Şu anda yok. Evet. Şimdi ben bunun içerisine ekleyeceğim. Nasıl ekleyeceğim? Local Storage dediğim zaman arkadaşlar direkt nokta dediğimde zaten bana kaç tane metodu olduğunu gösteriyor. Uzunluğunu gösteriyor bu. Bu bir property. Uzunluğunu gösteriyor remove item içerisindeki bu belirttiğiniz lokale kaydettiğiniz veriyi siliyor. Alt tarafta set item diyerek yeni bir tane oluşturuyorsunuz. Get diyerek getiriyorsunuz. Clear diyerek de temizliyorsunuz. Biz aslında set ve get'i ağırlıklı olarak kullanacağız. Şimdi set item diyeceğiz. Düz local storage nokta set item. Parantezi açtığım zaman bana diyor ki bu bir key alır string değerinde bir de value alır string değerinde. Key value ilişkisi varmış yani. Sol taraf key. Sağ tarafta da istediğim obje, array, düz işte değişken ne varsa atabilirmişim. Hemen diyorum ki o zaman bana name diye bir tane key oluştur. Bunun değeri ise emin olsun. Şimdi hiçbir şey yok. Yeniliyorum. Evet bakın name geldi ve emin de buraya geldi. Aşağı tarafa da geldi burada. Sonra ben buraya tabii ki bir array de atabilirim. Hemen yukarıya diyorum ki user list. Geliyorum buraya diyorum ki ne olsun ismi? Emin olsun. Fatma olsun. Eylül olsun. Bir de Bedo olsun. Şimdi bu user listi şuraya ben atarsam şimdi yenilediğim zaman bakın geldi. Emin, Fatma, Eylül, Bedo diye isimler geldi. Şimdi bu düz bir yazı olarak geldi. Yani şöyle bir şey geldi bu. Böyle bir şey. Buradan bu şekilde de ekleyebiliriz aslında bu şekilde geldiğine göre ne yapacağım? Diyeceğim ki bu yanlış. Buradaki püf nokta hemen söylüyorum. Bu bir JSON dosyası. Yani JSON formatında olması lazım. Biz local storage'e şuraya kaydediyorsak arkadaşlar bakın application'da eğer şuradaki oktan da bulabilirsiniz. Buradan bunu tutup sürükleyip başa doğru sürekli çalışıyorsanız taşıyabilirsiniz. Network de var burada. Neyse o, bu dersin konusu değil. Girdik içerisine. Bakın bu normal yazı şeklinde ayrılmış ama benim bunu JavaScript'te veya JSON formatında tek bir e, dizilerini, indeksini görebilmem gerekiyor. Burada bir yanlışlık var. Hemen o yanlışlığı bakıp hemen söylüyorum. Şimdi biz bunu JSON formatına çevireceğiz. Nasıl çevireceğiz? Şöyle bunu kestim ben şunu kestim. Sonra json.stringify diyerek ben bunu şu anda json formatına çevirdim. Json'a çevirdikten sonra yeniliyorum. Evet şu anda gelmedi. Enteresan. Çünkü neden Evet bunu çevirmeyeceğim tabii ki. Şunu çevireceğim arkadaşlar. Evet. JSON stringify diyeceğim şu data var ya bakın bu bu javascript bu. Bu javascript'i alacağım. Diyeceğim ki sen bunu local storage'e kaydederken şey olarak kaydet. E, JSON formatında kaydet diyorum. Yeniliyorum. Olmadı. Çünkü şunu kaydedeceğiz, yenileyeceğiz. Evet, artık baktığım zaman ne oldu? Şöyle aşağıda indirelim. Buradaki verilerim buraya json formatında eklemiş oldum ha json formatında eklemesem ne oluyordu şunu kaldırayım Görün size bakın 0 1 2 3 diye gözükmeyecek düz bir yan yana yazı şeklinde gözükecek Evet Bunu bu şekilde ekleyebiliyorum Peki ben bunu bakın burada key var sol tarafta sağ tarafta value var yani bu key kısmının Telefon numarasına telefonunu ekleyeceğiniz arkadaşınızın ismi olarak düşünebilirsiniz bu key value'yu da bu numarasını mesela gelirsin bir tane daha kaydedeyim bunu hemen bir tane kopyalayayım aşağıya İşte Ahmet tel no dersin gelirsin tamam mı buraya dersin ki düz bir şekilde yazalım bunu Şimdi i̇şte, 0505 falan filan diye bunu kaydedersin gelirsin bakın burada kaydetmiş oldu bu şekilde yani eğer kafanızda oturmuyorsa bu key value şeklinde. Çünkü JavaScript'te zaten ana olay key value sistemidir. Yeniliyorum. Tekrar şey yaptığım zaman ikisi de gelecek. Çünkü bakın ikisini de set ediyorum. Set ettim. Yeni bir şey eklemek istiyorsam ne yapıyormuşum? Local storage. set diyormuşum. Eklemek istediğim sol taraftaki isim neyse onu ekliyorum ve yanına da değeri neyse artık valuesu objesi bakın burada dizi ekledik mesela objesi obje ekleyeceğiz bu şekilde. Şunu sileyim. Şunu tamamen sileyim. Kaydedeyim. Yenileyim. Evet bu şekilde oldu. Şimdi ben bunu getirip tam ekrana bastırmak istiyorum. Nasıl bastıracağım? Bunu da const deyip bir değişken açacağız. Get storage diyelim. Tamam mı? Yine aynı şekilde local storage nokta get item diyerek parantezimi açacağım ve içerisinde diyecek ki bana bakın bu bir key alır o da string alır. Benim key'im neydi? Şurada eklediğim isimdi. Name diye almışım. Bu name'i aldım. Buraya tabii ki tırnakları açıp string olacak çünkü kaydettim. Şimdi ben bunu geleceğim locklayacağım. Get storage diyerek bunu kaydettim. Geldim konsola yeniledim. Evet bakın buraya geldim tamam ben bunun emini almak istiyorum veya geleceğim burada. Bedo'yu almak istiyorum. Tamam bu sonuncu eleman 0, 1, 2, 3. Evet. Üçüncü elemanı yazdır diyorum bana. İndeksi 3 olanı. 3'e basıyorum. Yeniliyorum. Bana M harfini yazdırdı. Neden? Çünkü bu JSON formatında düz bir text olarak kaldı benden. O yüzden daha önceki o 0, 1, 2, 3 diye belirttiğim yer var ya işte burada da ben bunu nasıl JSON'a çevirdiysem get dedikten sonra da bunu ben JavaScript'e çevireceğim ki JavaScript'te kullanayım. Nasıl yapacağız bunu? Geleceğim burada. Bunun önüne şöyle hatta göstereyim. JSON.parse diyeceğim. Sütü parantezimi şey normal parantezimi açacağım. Bunu buradan keseceğim. Hemen içerisine yapıştıracağım. Yenediğim zaman bakın bedo geldi. Üçüncü indeksi. Diğer türlü ne yapıyordu? Harf olarak üçüncüyü alıyordu. Evet bunu da bu şekilde belirtmiş olduk. Şimdi bunu şöyle yenileyelim. Mesela bunu silmek istiyorum ben. Name'i şeyden local storage'den hatta şöyle iki tane ekleyelim. Tamam bir tanesi name bir tanesi de işte user list olsun. Tamam mı? yeniledim. Bakın iki tanesi geldi. Set'le yapıyorduk. Ben mesela geldim ve dedim ki şu en altta şu name'i sileceğim artık user liste kullanacağım. Ne yapacağım? Bunu kopyalayacağım böyle. Hatta yazayım ben direkt localStorage. remove item diye zaten metodu vardı. Hemen diyor ki bana key'ini ver diyor. Name. Ben de diyorum ki name olanı sil ya. Benim onunla işim yok diyorum. O da siliyor. Kaydediyorum. Bakın şuradaki name'e dikkat edin. Yeniliyorum. Bakın name gitmiş. Gördüğünüz gibi silme işlemi de bu şekilde yapıyoruz. Peki ben bunun içerisinde mesela burada Fatma ismini silmek istiyorum. Ne yapacağım? Yapacağımız olay şu. İniyoruz aşağıya. Tekrardan silme işlemi için diyorum. Burada splice kullanacağız. Nasıl yani? Ben şurada user list var ya. User list'i alacağım ve diyeceğim ki burada zaten direkt bana string metotlar dönüyor. Burada array metotlar içerisine splice al diyorum. Burada Fatma kaçıncı indeksi? 0 1 yani birinci indekste, birinci indeksekini al ve burada tekrardan getir. Yani birinci indeksi al bunu. Kaybet diğerlerini döndür. Bu şekilde silme işlemini yapabiliyoruz. Sonra geldim ve dedim ki tekrardan set etmem gerekiyor. Şuradan aslında user listi aynısını yapacağız. Tekrardan set edip kaydedebilirim. Bakın şuradan Fatma'nın gitmesi lazım. Yeniledim. Bakın görüldüğü gibi Fatma gitti. Ne dedik? Kaçıncı indekste ise 0, 1. Birinci indeksten kaç tanesini sileceğim? Bir tane, iki tane deseydim eğer büyük ihtimal 50 de silecekti. Evet bakın 50 de sildi. Bir, birinci indeksten başladı. İki tane sil dersen 1, 2 der ve bu şekilde siler. Evet bu şekilde tekleyen eleman silmeyi de göstermiş olduk ve başka da göstereceğimiz bir şey yok sanırsam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ekrana bastırmayı mesela şurada iki tane Emin ve Bedo var. Ben bunu ekrana bastırmak istiyorum. Nasıl bastıracağım? Geleceğim. Ne diyeceğim ki? Hemen ekrana bastırmak istediğim alanı hemen bulmam lazım. Şu add new user'ın altında şu şöyle ekleyeyim şu alanı yazdırdığım bir yer var. Buranın HTML'ini yazacağım ki JavaScript'e ulaşıp içerisine ekleyebileyim. Hemen gireceğim formun altına ineceğim ve diyeceğim ki user diye bir tane klasım var. Ben buna ID ile ulaşmak istiyorum. Name list yani user'ı CSS'te kullandım. ID de benzersiz olduğu için bunu da JavaScript'te kullanmak istiyorum diyeceğim. Ben bunu kaydettim. Şimdi yeniledim mesela burada. Şu an burada bir şey yazmıyor ama ben bu ikisini bastıracağım ekrana. Evet şurada ne yapacağız? Geleceğiz tabii ki de. Şu name list var ya bunu seçmem lazım JavaScript'te. Dediğim gibi öncesinde bir JavaScript for array bilginiz falan olması lazım. Tek tek anlatmayacağım. Name list eşittir document.query selector ile alacağım bunu. Neydi bu? Bir sharp işareti ve name listi. Bunu aldım. E, name listin inner html'ine ne yapacağım? Eşittir. Ne eşittir? Hemen bakacağız. Şurada get dediğimiz yer neresiydi? Burasıydı. Bakın getirmiştik local storage işte. Şimdi get storage'i alacağım. Diyeceğim ki şöyle bana ekrana bas. Yeniledim. Evet bakın şu an ekrana bastırdı. Ama bizim local storage'de emi ve bedo var. Burada biz bunları silmiştik. Neden bu böyle oldu? Çünkü biz kullanırken yukarıda kullandık. JavaScript yukarıdan aşağı çalıştığı için ne yaptık? Biz geldik user listeyi getirdik burada. Get item'la daha silinmeden tamam mı? Biz hatta neyimiz şey yapmışız. Name burada sonradan siliyoruz name'i bak. Önce get getiriyoruz ve buradan ek ekliyoruz, getiriyoruz, buna kaydediyoruz. Sonra gidiyoruz neyimi siliyoruz. Buna kaydedildiği için silinmeden önce bunu bu şekilde almış oldu ve içerisine aktarmış olduk. Okey. Şimdi bu kadar ayrıntı yeter. Şimdi gerçek uygulamamıza geçelim. Bu ekrandaki uygulamamıza. Hemen şuradan burayı silelim. Burayı da silelim hatta. Arkadaşlar elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Yani bu lokal storage kısmını umarım anlatabilmişimdir. Şimdi geleceğiz script kısmına. Burada ben bir tane index.js diye bir dosya oluşturacağım. Bunu da create file diye oluşturarak buraya eğer, eğer sizde oluşturma gibi bir olay olmazsa gelirsiniz burada index.js diye oluşturursunuz. Şimdi geldim. Ne yapacağım? Ben öncesinde tabii ki şunu şey yapayım burayı da temizleyeyim. Evet. Şimdi arkadaşlar ben önce geleceğim ve diyeceğim ki bir tane let user list'i boş bir array oluştur ki ben bunu her yerde kullanacağım. Sonra let get user list'i oluştur, bir tane değişken oluştur user list. Sonra her yerde kullanacağım. Şurada da aynı almıştık yani name listi ailesine. Hemen geleceğim oradan da şu name listi alacağım. içerisine ekleyeceğim çünkü. Ona da diyeceğim ki let name list dom diyeceğim. Çünkü dom eleman olduğu belli olsun. Document nokta query selector alacağım ve içerisine gireceğim. Şöyle diye işaretini koyup name list diyeceğim. Evet bunu da artık almış oldum. Peki bundan sonra ne yapacağım? Benim bir dizi dizem olsun dizim olsun içerisine ekleyeyim tamam şu user liste şimdi başlangıç olarak Emine ekleyeyim işte Bedirhan'ı ekleyeyim işte Emir'i ekleyeyim şimdi bunları ne yapacağım ben başlangıç olarak bir ekrana yazdırayım ne ile yazdıracağım function diyeceğim read buradaki create demiştik ya şu an burada read yani ekrana yazdırma olayını fonksiyonunu yazalım indik tamam mı domdan seçmiştik ya bunu bunun içerisine diyeceğim ki in html bunu sen başlangıç olarak bir boş olarak getir içerisinde ne varsa sonra get user list diye yukarıda belirtmiştik zaten sen bunu şey yap json nokta içerisinde bir e, eleman varsa parse et ve onu getir local storage nokta get item diyerek getir ki bunu biz ne diye kaydedecektik user list diye kaydedecektik şu an yerlediği zaman şu an hiçbir şekilde işlem gerçekleşmek niye çünkü biz bu aldığımız user listi bir local storage'e kaydedelim nasıl yapıyorduk local storage set item diyorduk geliyorduk ismi ne olacak pla çağırmıştık zaten user listi olacak ve neyi kaydetmek istiyorum? Buradaki user list array'ini kaydetmek istiyorum. Yenileyin buraya gelmiş olacak. Evet geldi. Tabii ki bunu ne yapıyorduk? JSON formatına çeviriyorduk. JSON'a çevirip yani stringify ile JSON'a çeviriyorduk. Parse'la Java çeviriyorduk. Evet şu anda bu şekilde ekranda görüldüğü gibi kayıt ettik. Nereye? Local storage'e. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yapacağımız işlem ise bunu ekrana bastırmaktı. Buradan aldık. Tamam mı? Hatta gelelim şöyle bir read diyeyim. Tamam mı? Bunu bir okusun direkt. Bir hata verecek mi? Şu an hata vermiyor. Ben alabildiysem diyorum ki şurada locklayayım ki doğru ilerleyeyim. Evet Emin Bedirhan ve Emir'i ben şu an almışım. Okey. Şimdi biz elle yazdık. Ama şimdi create fonksiyonu ile sonrasında onu e, şeyle yazacağız. Input'tan eklediğimiz değeri yazdırmaya yazacağız. Şu an biz sadece elimize yazıyoruz. Şimdi dedim ki if tamam mı? Eğer benim get user list'im değil mi? içerisi boşsa ne olacak? Yani null değeri gelirse. Eğer içerisi boşsa bulamazsa e, şeyden local storage'den get user list null döner. Eğer null dönmezse biz şu an işlemimizi gerçekleştireceğiz. Ne yapacağız? Önce bizim içerisinde tamam mı? 0 eleman varsa ne yazıyordu? Şurada bakın there are no any users diyordu. Bunu kopyalıyorum. Ve diyorum ki name list dom'un içerisine inner html'le yaz. Ne yaz? There are no any users. Şimdi yeniliyorum. Evet bana diyor ki der are no any users diyor. Evet şu anda bunu dememesi lazım. Hmm, hmm, yok diyebilir. Çünkü ben direkt eğer boşsa dedim. içerisinde bunu yazır dedim. Ama ben bunu hiç eleman, eleman yoksa demem lazım. Yani ben şuradan getUserList'in Get user list'in içerisine getirmiştim ya getle. İçerisine get user list'in hatta if yazacağız. Diyeceğiz ki get list'in nokta length'i length. Eğer eşit 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 sıfır aysa gelsen bunu yazdır. Dediğim zaman yazdımca. Çünkü içerisinde zaten eleman var. Sonra eğer zaten sıfırdan büyükse ne olacak? Gelecek ve burada e, ekrana bastırma işlemini yazacağız. Bir tane for döndüreceğiz tamam mı? Bu forun içerisi zaten başlangıç değeri bu şekilde olacak. Şurayı sileceğim. Array olarak ne vereceğim? Array olarak vereceğim değer ise şurada. dokas Storage'den getirdiğim Dizi elemanı var diye. Bakın şurada gösteriyor. 0, 1, 2. Yani kaç kere dönecek şu an? 3 kere dönecek. 1, 2, 3 kere dönecek bu for. O yüzden buraya uzunluğu kadar dönmesi için bunu almıştık. Sonra dönerken diyeceğim ki sen indir html'i e ekle. Neyi ekle? Artı eşittir de şöyle bir backtick içerisinde cevaz yazacağız. Ve <laughs> bunun aslında hmm, Burada mı yazsam diye düşünüyorum da. Burada yazarsam biraz çirkin görüntü olacak. Şunları bir yorum satırı alalım bir. Tamam mı? Gelelim. Şurada yazalım bir başlangıç olarak. Ne yazacağız biliyor musunuz oraya? Bir tane e, user item adında bir class açacağız. Ve içerisine diyeceğiz ki bir paragraf etiketi olacak. İçerisinde bir tane i. Hatta şöyle yapayım. Ve bu bir etiketin içerisine fasfa user olacak. Yani biz nereye yazıyoruz şu an? Şurayı yazıyoruz arkadaşlar. Şu kısmı yazıyoruz. Şu an bunu ikona ekledik. User ikonunu. Ve içerisine bir tane span açacağız ve span'ın ismi user text'i bu şekilde olacak. Evet. Buraya da işte isim diyeyim. Tamam mı? Şimdi ben bunu yenilediğim zaman bakın buraya geldi. Biz bunu döndüreceğiz şu an. O yüzden buraya buradan yazdım. Bunu alıp oraya kopyalayayım ki daha iyi gözüksün. Orada tek tek yazmak biraz uğraştırıcı. Zaten öncesinde yazan arkadaşlar bilir. Bu P etiketin içerisinde buton açacağız. O butonun <laughs> şuradaki butonlar var ya şu iki tane buton. Öncesinde bunu bir keseyim ben. Butons diye bir tane div açacağım. Onun içerisine bir tane buton belirleyeceğim ve butonun soldaki klası neydi? Primary idi. Ve bu da klası da ne olacak? Fas fa edit olacak. Evet şöyle yenilediğim zaman bakın buradaki gibi şuradaki gibi geldi. İsmi neydi bunun? İsmi de edit. şöyle yenilediğimiz zaman evet edit diye geldi. Şimdi delete yazacağız. Bunu alıp kopyalayın aşağıya. Sonra buraya delete Delete yazdıktan sonra burada trash olacak. Evet. Tabii ki bu success değil. Bu den şey primary değil. Danger olacak klas ismi. Evet. Şöyle yenilediğim zaman evet burası geldi. Aynen bu şekilde. Sonra arkadaşlar geliyorum. Tamam mı? Ben şu user item diye yazmıştım ya. Bunu buradan alıyorum. Kopyalıyorum. CTRL C ile. Geliyorum. Şuradaki yorum satırlarını kaldırıyorum. Sonrasında geliyorum bunu bunun içerisine atıyorum. Şöyle yapalım. Ne olmuş bu? Şunu biraz geri çekelim. Bunu da geri çekelim. Sonra şunu ileri atalım. Şöyle olsa daha iyi olur sanki. Evet, şimdi burada ne yapacağız? Java Script yazacağımız için şuradaki ismi dönen elemandan alacağız. Yani dollar deyip bu şekilde açacağız. Şu get user listin değil mi? Hangi elemanı ise i'inci elemanını al diyeceğiz. Şimdi yenilediğimiz zaman tak geldi. Ne oldu? Ben dedim ki i'inci elemanı direkt aldı zaten. Emini aldı. Bedran'ı aldı. emri aldı. Güzel. Şimdi ne yapacağım? Bu tıkladığım zaman şu Edit butonuna tıklayacağım ya. O zaman bir on klik işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Aslında onu da şöyle göstereyim. Butonları buradan alırız. Gelirim buraya. Derim ki on klik. Burada küçük yazacağız. On klikte ben edit fonksiyonu çalıştıracağım burada. Aynı şekilde bunu kopyalayacağım. Bu edit butonuydu. Bu da silme butonuydu. Delete butonu. Bu da ne olacak? Delete fonksiyonunu çalıştıracağım. Bu iki butonu alacağım arkadaşlar. Geleceğim şuradaki iki butona yapıştıracağım. Evet şunu biraz dağınık oldu. Evet şöyle yaparsak daha düzgün bir yapı olmuş oldu sanki. Hatta burası butonstu. Biraz içeri alalım. Bu P'yi de şöyle içeri alalım. Şimdi zaten basarsam hata verir zaten bana der ki edit diye bir şey bulamıyorum. Tamam bunları bu şekilde yazdık. Peki bunların içerisine bir parametre göndereceğim. Yani tıkladığım tamam mı iyi göndermem gerekiyor. Elemanı bu şekilde gönderiyoruz. Tıkladığımız elemanı görmek istiyorsak bu şekilde göster gönderiyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yaptın sen diye sorar gibisiniz. Bakın ben buraya mesela edit diye bir tane fonksiyon olacağını söyledim. Geldim dedim ki fonksiyon edit. Geldim İçerisinde gönderdim parametreyi bu şekilde aldım. Loglayalım bakayım item'ı. Mesela geldim şöyle. Gönderdim elemanı buraya yazdırmasını istiyorum. Bakın burada i'inci elemanı gönderdim. Buraya yazdırsın. Mesela Bedirhan'ı buraya. Bak Bedirhan birinci indekse emir de ikinci indekse. Sıfırın indekse ise emin ismi var. Bu şekilde olacak aslında. Tamam bu edit'i zaten de yazacağız sonra. Şimdi biz create'i yazalım. Şunu şöyle kapatalım bir. Şu yüklenme olayını da tamam mı? Şey yüklendikten sonra olsun. Ee, DOM contenti yani document object model var ya şu on, şunlar yüklendikten sonra biz şu read okuma yazdırma fonksiyonu yüklensin. O yüzden document.add event listener diyorum ve içerisine giriyorum. DOM Content Loaded diyorum ve içerisine bir tane fonksiyon yazıyoruz ve Read diyoruz. Yani ben bu yüklendikten sonra çalışsın diyorum. Okey diyor ve burada da çalıştırmasını gerçekleştiriyor. Read fonksiyonunu silin burada çirkin gözüküyor şu an. Evet biz ne yaptık? Read'i bu şekilde yapmış olduk. Tabii biz ne yapmıştık? Elimizde burada yükledik ama biz buradan yazıp da sayınca aşağı yüklemesini istiyoruz. O yüzden geliyorum function'a create fonksiyonu yazıyorum. Bu create işlemi ne yapacak? Evet bu create işlemi ise hemen şu an diyeceğiz ki const storage storage deyip ne yapacağız? Şuradaki user listi nasıl aldıysak get ile Tamam. Şunu read de vardı ya. Geleceğim. Buradan aynı şekilde alacağım. Sonra let input text diye bir tane değişken oluşturacağım. Neden? Çünkü şunun içerisinde yazdığımız yazıları bu değişkene atmak için. Peki bu e, input text'inin id'si neydi? Name'di. Hemen geldim buraya. Dedim ki document nokta query selector ile al bunu. Evet name ismini al. Name ismini aldıktan sonra eğer if şuradan gelen storage den gelen değer eğer nullsa yani boşsa boş bir değerse sen user listi şurada belirlediğimiz var ya user listin içerisine bu değeri push et. Hangi değeri? Input'tan gelen buraya attığımız değeri push et. Sonra local storage'in içerisine set et neyi set edecek? User list diye bir tane ki set edecek ve içerisine de json.stingify ile ne diyeceğiz? User list diyeceğiz. Yani şurada push ediyor ya. En son halini geliyorum. Buraya atıyorum. Eğer null değilse yani varsa bir şeyler. O zaman <laughs> diyoruz ki user list Yukarıdaki user list. Şimdi burayı boşaltalım. Şunu da silelim arkadaşlar. Çünkü elimizde sileceğiz. Şu an burada bir şey yok. Aslında. Şu an burası yüklenmeyecek. Çünkü biz elimizde şu an tıkladığımızda yükleyecek, yükleyecek. Onu yapacağız. User list. Eğer eşittir. JSON parse ederek ne yapacağız? Set, get edeceğiz. Local Get item. Getir. Neyi getir? User list'i getir. JavaScript'e çevirdik ve getirdik. Sen bunu getir diyor içerisinde. Eğer null değilse içerisinde değer vardır. Eğer değer varsa da user listi getir. Bunun içerisine at. Sonra içerisine push et. Neyi? Input'tan gelen değeri. Bu şekilde. Sonra en son ne yapıyoruz? Bu user listi yine tekrardan burada yaptığımız gibi set ediyoruz. Yani yeni bir değişken olduğu için, yeni bir değişiklik olduğu için ekleme olayı olmuş bunu set ediyoruz. Peki bunları ne zaman yapacağız? Şuna tıkladığım zaman veya burada submit olayı olduğu zaman, bir enter olduğu zaman bakın burada enter olduğu zaman diyeceğiz. O yüzden aşağı ineceğim. Tamam mı? Ve diyeceğim ki sen Burada bir tane şey oluştur. Şu butona tıklama olayı. Şu form var ya, bunların içerisine yazmıştık zaten. document.querySelector ile ben aldım bunu. Neyi alacağız? Şu şekilde ID'si form olana Tamam mı? Hatta bunu ID olarak alalım. document getElementById olarak alalım. Bu alınan id'yi bulduktan sonra diyeceğiz ki add event listener ile bu submit olduğunda sen bir tane event dönder. şöyle Ne yazdığımda görünmüyor. Submit dedik bir tane virgül attık. Event içerisinde alacaksın o yazdığımız değişkenlerin yazdığımız yazıları event olarak almıyoruz tabi ki o şuradaydı. Buradaydı bak. Input text. Input text. Biz burada ne yapmıştık? Burada value unutmayın arkadaşlar. Yoksa çalışmaz. Ben burada bakın yazmayı unutmuşum. Create de. Buraya value diyeceksiniz ki. Bunun içerisinde yazdığımız value değerini alsın. Sonra. Şuradaydık. Evet. Submit olayında. Nokta. Prevent default diyeceğiz. Prevent default. Neden? Çünkü şu sayfa. Yenileniyor artık yenilenmeyecek. Yani Enter'a bastığımda yenilenmeyecek. Ama ben bunu silersem ne olacak? Yenileyelim. Bak yenileniyor. Enter'a basıyorum. Sayfa yenileniyor. Buraya tıklıyorum. Sayfa yenileniyor. Onu engellemek için Prevent Default'u ekledik. Sonra geleceğim. Ben tıklayınca bu Create fonksiyonu çalıştır. Bir de tıklayınca Read fonksiyonu çalıştır. Yani tekrardan yazdığı ekrana son değişikliği. Ekle diyorum. Ekledim. Gitti. Tabi tabii bir sayfa yenileyelim. Evet geldi. Geldi. Emin yazayım. Emin yazayım şöyle. Yazamadım. Evet ekledi ama şunu ben sıfırlanmasını istiyorum. Klasik yöntem var ama ben alışılmamış bir yöntem göstermek istiyorum. O da document nokta hatta şunu alın şöyle tamam mı? Bunu alın sonra resetleyin. Otomatikmen o formun içerisinde ne varsa hepsini resetler. Yenileyelim. Artık zaten bunun içerisinde var. Direkt local storage set ediyoruz. Buradaki create yazdığımız fonksiyon zaten eğer anlamadıysanız arkadaşlar buraya tekrar izleyin. Ek dedim. Artık bakın ne oldu? Reset dediğimiz için burası sıfırlandı. Okey Şimdi create yazdık. Create yazdık. Ne yazmam lazım? Delete yazmam lazım. İniyorum aşağıya bir tane fonksiyon açıyorum. Fonksiyon şöyle. Fonksiyon delete olacak. Delete de bir tane item. Item'ına göre sileceğim çünkü. Geldim buranın içerisine girdim. Sonra delete de biz item'ı gönderdik. Ve dedim ki let, delete delete User eşittir Tamam bunun içerisinde tıkladığı zaman delete user'a ben Şuradaki user listeki itemleri getireceğim e, Itemları getireceğim işte kaç tane eleman varsa bunu al sen gel delete user adında bir değişken Atlayacağım Sonra Bu silme işlemini göstermiştim zaten şeyin başında Bu şeyin içindekileri aldı ne kadar o anki ne kadar 1 2 3 tane var ya hepsini geldi bu delete user'ın içerisine attı. Sonra ben bunu splice ile ne yapacağım? Diyeceğim ki item tıkladığımı 1 0 1 2 diye gösteriyor ya daha aynı hani göstermiştim ben o e, edit şeyinde fonksiyonunda. Bunda da aynı şekilde tıkladığımda o hangi tık butona tıkladıysam onun indeksini verecek. Bunu diyeceğim ki ondan başlayıp bir tanesini sil ve diğerlerini döndür diyeceğim. Sonra delete user burada güncellenmiş olacak ve o tıkladığımız silmiş olacak. Splice ile diğerlerini döndürmüş olacak ve ben de en son geleceğim. Şurada local storage set item alalım buradan direkt. Gelelim sadece biz delete user'ı güncel olarak çünkü biz silineni burada değişken olarak atmıştık. Buraya yapıştıracağım. Son yenileyeceğim. Şurayı silip tekrardan deneyelim. Ekle, ekle ekle bakın şunu mesela sildim mi sildi ama ne oldu buradan sildi bunu sildim mi şunu sildi tekrardan şunu sildiğince bunu da sildi Neden anlık olarak silmedi Çünkü biz çağırmadık bakın ekleyince biz ne yapıyorduk create diyorduk ki create de çağırdığı zaman zaten read de otomatikman orada okunuyordu Peki burada neden olmuyor o olay? Çünkü biz delete dedik ya. Bu delete dedikten sonra read okutursak eğer read fonksiyonunu ne olacak? Read ne yapıyordu? En son ne varsa burada geliyordu. Onu ekrana bastırıyordu. O yüzden ekle, ekle, ekle. Sildiğince en sonuncusunu hemen bu şekilde en son ne varsa bu lokalde belirtilen onu hemen aldı içerisine attım. Şimdi bunu da tekrardan e, Emin diyeyim. Mehmet Selam diyeyim rastgele. Mehmet'i sileyim. Emin'i sileyim. Selam'ı sileyim. Gördüğünüz gibi nereye tıkladıysam onu sildi. Tamam. Delete'i de yazdık. Şimdi ne yazacağız? Function'dan Edit fonksiyonu yazacağız. Bu da bir item alacak. İçerisine gireceğim. Ve buradan yine yukarıdaki mantık Tamam mı? Şu let delete user var ya alacağım bunu. Kopyalayacağım. Burada ise şunu hatta delete users yapalım. Daha mantıklı olsun. Evet. Burada da edit users diyeyim ki bu fonksiyona belli olan son şeyler olsun. Son eklenen kullanıcılar olsun. Sonra diyeceğim ki name list doom vardı. Tamam mı? Onu ben bir inner html ile ne yapacağım? Bomboş edeceğim yani. Bayağı bir yani tıkladığım zaman onun içerisindeki elemanları bir hepsini şu şekilde boşa atsın. Yani şöyle. Edit'e tıkladığım zaman bakın hepsi gidecek. Lakin bana dedi ki edit is not defined falan filan dedi. Şimdi edit'i biz de yazmadık mı? Edit fonksiyonunu yazdık aslında neden öyle oldu bir şöyle yenileyelim tekrardan ekle ekle edit dedim ha he. hepsi gitti Şimdi hepsini göndereceğiz tekrardan getireceğiz aslında mantık burada bu ne yapacağız hepsini götürdük forla döneceğiz şimdi hangisini döneceğiz diyeceğiz ki iyiden başla benim edit user'ları o anki ne varsa onların hepsini al bunun içerisine at sonra geldim bunun içerisine eğer if Tamam mı? İyi. Tamam. Şu indeks yani. Eğer eşitse item'a şu yukarıdaki item yani o tıkladığımız elemana namelessdom.inner html'e geleceğiz. Artı eşittir deyip bunun da içerisine javascript'ini yazacağız. Burada ne yapacağız? Yine şurada kaydettiğimiz user item bir şey vardı ya html etiketleri bunu alın. Gelin buradan kopyalayın buraya. Sonra bunun içerisinden değişiklik olarak şu p etiketi ve hmm, aynen şuradan bir saniye burayı doğru mu yaptık burada bir user item'ımız var. Tamam mı? Şu p etiketini buradan keselim. İçerisine alacağız. Div. Burayı kapat. Burayı e, hata yapmadan yazmaya çalışın arkadaşlar. Gerçi ben GitHub'a atacağım da projeyi oradan kontrol edersiniz. Sonra P etiketim burada. Ve bunun altına da bir de input atacağız. Input. O input hangi input? Şu input. Edit'e tıklayınca şurada gelen input var ya. O, o input. O input'u açtık. Şöyle kapatalım bir içerisine yazalım. Type'ı Evet text. Sonra IDC new name ve place holder'a burada işte bir JavaScript yazacağız. O yüzden gelip şöyle açıp hm. Placeholder ne olacak? Tabii ki de bu dönen edit users'da dön, dönen ee, şey olacak. Hmm eleman olacak. Aslında zaten burada ne yapmıştık biz? Eğer o item eşitse dedik. O yüzden edit users'ın içerisinde değil gelip biz burada get user listi şu da read döndürmüştük ya. Bu artık ne oldu? O konduğu için get user listin en sonuncu elemanı şey oldu. Docker storage'deki elemanlar oldu. O yüzden geldim. Ben de dedim ki Burada get user listin tamam mı? İyi i̇nce elemanı. Aynen. Şimdi tekrardan geldim. Buraya ek şu yenileyelim. Ekledim. Edit dedim. Bakın ne oldu? Bana döndü. Tabi burada biz kapatma tagini yanlış mı yaptık diye bakıyorum. Evet şuradaki şeyi kapatmamışız. Heh, süslüyü. Süslü diyorum. Hmm, tırnak işaretini. Edit dediğim zaman bakın ne oldu bana bunu döndürdü. Ee, tabii ki bu edit ve delete olmayacak. Çünkü burada update ve cancel uh, var. O yüzden geldim buraya şöyle yapacağım. Bu Update olacak. Tamam mı? Bu da ne olacak? Cancell olacak. Sonra şu delete. Aslında şunu update diye fonksiyon yazacağız ayrıyeten. Ondan sonra hmm, şunda da zaten read read fonksiyonu çalıştırırsak şu yukarıdaki şunu çalıştırırsak tekrardan eski haline döner. Yani vazgeçtiyince hepsini tekrardan sıralayacak. Mesela ekledik, ekledik. Buna bakın tekrardan açıldı. Kapandı. Bunun gibi olacak yani gelelim buraya şöyle yenileyelim Application'ı şurada silelim hm. ekleyelim ekleyelim edit diyelim şu an bakın update de sensible oldu bunu sensible tıkladığım zaman ne oldu hemen read okudu ve ekrana bastırdı o yüzden şu da danger olmayacak warning olacak evet yenileyelim edit diyelim evet warning oldu burada da aynı şekilde diyordu aynen Şimdi bakın içerisindeki isim yazıyor. Şöyle edit dediğim zaman bakın burada isim yazıyor. Bunu biz ne yapacaktık? Şu isim yazan yeri. Burada bir şey yanlış yaptık ama onu fark etmişsinizdir. Aynı şurası yanlış mesela. Bir de burada isim yazmayacak. Şu aslında gelecek bu isim olan yerde yazacak. Burası da tıklanılan elemanın placeholder olacak mantıken. Evet. Şöyle yenileyelim. Edit diyelim. Evet buraya bu şekilde editlemiş oldu. Tamam if dediğimizde direkt bu itemi döndürecek. Eğer e, değilse yani bu item bu item indekse eşit değilse ne olacak? Alttakiler gibi döndürecek. O da bunlar. Şu read'deki var ya. Bunların hepsini alıyoruz, geliyoruz buraya yapıştırıyoruz. Tabii ki ne içerisinde olacak? Şöyle alacağız arkadaşlar. Yanlış aldık. name domain içerisinde gömüyoruz ya bunu. O yüzden bu şekilde alıyoruz. Burada tırnak işaretine kadar, şeye kadar, hmm, noktalı virgüle kadar. Bunu da bu şekilde basıyoruz. Şimdi yenileyelim tekrarda. Edit diyelim. Evet, sıkıntı yok. Adam akıllı bir şeyler yazalım buraya. Diyelim ki emin işte Bedirhan mesela dedik. Şimdi edit diyelim. Tamam mı? Şimdi burada Bedirhan'a edit dedik. Şurada cancel dedik. Çıktı. Edit dedik. Evet Emine edit dedi. Burada da yazıyor placeholder'ında. cancel dedik çıktı. Tamam şu ana kadar çalışıyor. Silme de çalışıyor. Her şey çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Ee, şimdi update'i yazacağız. Zaten bir update kaldı. Şurada da dediğim gibi arkadaşlar, heh, Edit Users burada placeholder'da yazan, yani şurada yazan tanımlan ki olacak aslında. O yüzden şu anda sıkıntı yok. Evet, aşağıda da aynı şekilde yazacak aslında. Burayı da Edit users'ın ki yazarsak eğer. Evet, hiçbir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Gelelim. Emin diyeyim. İşte Emre diyeyim. Selam diyeyim. Emre'ye baktığımız zaman Emre'ninki burada. Selam baktığımız zaman Selam'ınki de burada aynı. Burada delete delete delete. Evet burada bir karışıklık oldu. O da ikinci kez çektiğim için saatte sabah 6'ya doğru arkadaşlar. O yüzden bu saatlerde de Bey biraz duruyor ama durmak yok. Şimdi biz ne yapacağız? Update yapacağız. Yani biz de edit butonunda ne yapıyorduk? Şu görüntüyü almasını sağlıyorduk. Update'e basınca ne olacak? Burada buraya yazdığımız direkt burada güncellenmiş olacak aynı bu şekilde. Şu update butonu da ne olacak? Successful olacak ya da success olacak. Nerede? Update butonu. Aynen böyle olacak. Şuradaki gibi. Evet, ee, yanlış mı yazdık? Saxs. Evet. Okey. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Şurayı silelim. Şu an tek kalan yer buradaki gibi mesela burayı e ee diye değiştirdiğim zaman burada da değişiyor. Aynısını geleceğiz. Şimdi burada yapacağız. O yüzden ben burada ne vermiştim? Update diye bir fonksiyon oluştur ve içerisine de ne vereceğiz? Tabii ki de dönen i'yi göndereceğiz. Geldim aşağıya. Dedim ki fonksiyon oluştur. Update diye ben yukarıda gönderdim zaten hangi butona tıkladıysam. Geleceğiz. Hemen altına diyeceğiz ki burada da yine o anki lokasyon işteki değeri al. Update users diye. At json Parse diye gir içerisine. Local storage de get item de ne yap user list. Evet sonra update users da item'ı al. Ne yapıyorduk? Bu eğer kaçıncı ha, tıkladığımız elemanın ismi işte Ahmet diye. Biz update de değiştirdik Mehmet yaptık o değiştirdiğimiz item e, indeksi bulmak için bunu yapıyorduk. Sonra e, şey. Ne yapacağız? Şuradaki heh, şurada input yazdırmıştık ya şurası. Şunun şeyini bulmak için çıktım yukarı. Bu da new game ID'sindeymiş. Onu da JavaScript'te almamız için şöyle document. get element by id ile alıyorum ve bunu da şu şekilde yapıp new game diyorum. Tabi valuesunu alacağım. Şimdi değiştirmek istiyorum. Sonra if açacağım ve diyeceğim ki update users'ın item'ı eğer yukarıda boş bir değer olursa tamam mı? Eğer boş değer girersek şurada göstereyim. Mesela update dedim ya. Update dedim bakın bana burada bir tane alert dönüyor. Bunu yapacağım. Burada da mesela boş tıkladığımız zaman aslında Buraya da bir alert dönmemiz lazımdı. Neyse onu da beraber yaparız. Şimdi biz kendi uygulamamıza geldik. Update dediğimiz zaman eğer boşsa burada bir alert dönecek. Hemen alert diyelim ve ne diyelim? Ee, write a new name diyelim mesela. Şöyle bir tane de ünlem koyalım. Yenileyelim edit diyelim update dediğimiz zaman ne oldu bir hatayla karşılaştık update users item'ı eğer boşsa dedik aslında çok da güzel dedik şunu bir sileyim tekrardan ekleyeyim editleyeyim updateleyeyim bana burada bir hata verdi dedi ki reading value dedi valuesunu okuyamıyorum dedi çünkü neden şurada belki siz hatayı gördünüz id'sini alıyorum bir daha id'sini aldığım için bu şarp işaretini koymama gerek yok bunu silip tekrardan bir item ekliyorum edit diyorum update diyorum bakın boş olduğu için şu an bana diyor ki sen boş bir isim girdin bir tane isim yazıyor güzel Burası da çalışıyor Eğer tamam boş değilse doluysa içerisinde elemanlar varsa ne yapacağım local storage .set item diyeceğim ne ekleyeceğim yine user liste ekleyeceğim user list diye key var, vardı. Güncelliyoruz aslında. Ya aslında bunları tek tek hepsinde yazıyoruz. Bunları bir değişkeni alıp ya da bir fonksiyon alıp bir parametre de gönderebilirdik ama ben burada aslında sizin seviyenizi bilmediğimiz için en basit anlamda anlatmaya çalıştığım için tekrar tekrar yazıyoruz. JSON nokta ne yapıyorduk? Stringify diyerek JSON formatına çeviriyorduk. Sonra Burada ben update user'ımı güncellemiştim. Alıyorum bunu da bu şekilde güncelliyorum. Sonra read ile de ne yapıyorum? Tüm en son local storage'de işte ne kadar ve güncellenmiş değer de varsa onu da gel yazdır diyorum. Yeniliyorum. Bunu siliyorum. Hemen ekliyorum. Emin diyelim. İşte Fatma Yasin dedim. Şimdi Fatma'ya geliyorum. Fatma baş bayan diyorum ve Update dedim. Evet şu anda ismim güncellenmiş oldum. Evet Yasin'i değiştirelim mesela ne diyelim. Emir olsun diyorum burada. Burada da değiştirmiş oldum ve Emir ismini de yazmış oldum. Delete diyorum siliyor. Delete diyorum siliyor. Delete diyorum siliyor. Şimdi burada da boş bir değer olduğu zaman da gönderiyor. Bunu da engellemek istiyorum. Geliyorum yukarıya. Create'deydi zaten bu. Eğer Dedik ki nolsa içerisine puşet değilse evet aslında şu e, ifin tam içerisine bir if yazarak da bunu halledebiliriz ya da şuradan şunlara tamam mı gelelim. Şurada input text alıyoruz ya. If diyelim şöyle. Input text eğer eşitse boşa tamam mı? Şey yazsın. Alert göndersin. Write a name diyelim. Else deyip şuradan kesip Evet bu şekilde yapabiliriz. Yeniledim. Bastım. Bir tane isim yaz diyor. Yazdım, ekledi. Yazdım, ekledi. sen dedim, delete dedim. Bunda sildi. Evet. Dediğim gibi bu bir responsive tasarım bu şekilde. Şimdi canlıcı noktaya gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Bunu canlıya atıyoruz. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Onun için bir Netlify hesabınız olması gerekiyor. Netlify hesabınıza giriyorsunuz. Sign up'tan artık veya login'den giriyorsunuz. Benim şu an hesabım olduğu için otomatik bağlanıyor. Şu an benim hiç, hiç projem yok. İniyorum aşağıya. Bunu atıyorum. Sonra klasörüm var ya benim. Şurada local storage diye aldığım klasör. Evet bunu olduğu gibi arkadaşlar geliyorum, atıyorum. Şu an yüklüyor. Evet şu an yüklenmedi diyor. Bekliyorum. Evet şu anda da yüklendi. Basıyorum. Hoppala. Evet ben bu linki artık hangi arkadaşıma atarsam atayım. Hatta gelirim burada site burada site settings'ten girip change site name diyor. Gelirim buraya derim ki my website derim. Ya da my işte user list derim. Save derim. Bu alınmış. Ne diyelim? işte emin değilim mesela ben bu alınmamıştır herhalde. Evet. Alınmamış. Şimdi gittiğim zaman bakıyorum. Evet bakın emin user list netfy.app bunu alıp arkadaşıma bu linki atarsam veya işte tanıdığıma göstermek istediğim insanlara çünkü çok soru geliyor da canlı almak işte arkadaşıma attım olmadı. işte hoca ödev verdi canlı almamı istedi yapamadım gibisinden. Bunu da bu sonunda böyle çözmüş olduk arkadaşlar. Evet güzel bir ders olduğunu düşünüyorum. Gerçekten elimden geldiğince akıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şu an biraz da saat sabaha doğru 6 olmuş altı buçuk olmuş sabah olmuş yani. İkinci kez çekiyorum videoyu. O yüzden de bazı yerlerde duraksama falan yaşadım ama e, Local Storage'i gerçekten başlangıçta anlattığımı düşünüyorum. Basit olarak bu şekilde oluşturabiliyoruz. Local Storage ile biz uygulamalarımızı. Evet ben bunu kitap atacağım arkadaşlar. Kitaptan da dediğim gibi bakıp eğer yapamadığınız yerler varsa o şekilde yazabilirsiniz. Kanala girip kanalda da buraya da oynatma listelerini ekliyorum. React videosu gelecek. JavaScript videosu zaten geliyor sürekli. oynatma listelerimde de o şekilde videolardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Web ile ilgili şu anda ağırlıklı olarak videolar atmaya devam edeceğim. Evet ben Emin Başbayan. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.